Milli İstihbarat Teşkilatı İçişleri ve Adalet Bakanlıkları devreye girdi. Elektronik kelepçeli olmasına karşı yurt dışına kaçmıştı. Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik. Onu da uzun bir süre konuştuk. Yaklaşık 2-3 haftadır gündemde olan bir isim. Özellikle yurt dışından sosyal mecra aracılığıyla yaptığı açıklamalar çok tartışılmış, konuşulmuş ve o konuyla ilgili hemen soruşturmalar silsilesi peş peşe gelmişti. 6 Temmuz'a kadar tutuklandı kendisi. Macaristan'da yakalandı çünkü. Türkiye kırmızı bültenle aranan M7 kod adlı sertçeliğin iadesini talep ediyor. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Kod adı M7. Koronavirüs nedeniyle tahliye edildi. Elektronik kelepçeli olmasına rağmen kayıplara karıştı. 27 Kasım 2023'ten bu yana firariydi. Yakayı tam 6 ay sonra ele verdi. Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da ele geçirildi. Organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden serçelik, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka delilleri gizlemek amacıyla öldürme gibi suçlardan aranıyordu. 17 Mayıs'ta kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı hassas bir çalışma yürüttü. Simeon Nikos adına düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportu ve ile Roske sınır kapısından giriş yapmaya çalışırken 25 Mayıs'ta yakalandı, gözaltına alındı. 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandı Serçelik. Türkiye'ye iadesi için süreç vakit kaybetmeden başlatıldı. Serçelik emniyet ve siyasetteki komplo iddialarının odağındaki isimdi. Yurt dışına kaçmasıyla ilgili 3'ü sivil, 1'i polis, 4 kişi gözaltına alındı. Hayır, hayır, hayır. Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla devam eden 61 sanıklı davadaysa ara karar 24 Mayıs'ta çıktı. Tutuklu 20 sanıktan ikisi tahliye edildi. Geri kalan 18'inin tutukluluğuna devam denildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.